Bugün home gym'de omuz antrenmanıyla sizlerleyiz. Ulan erkek adamsın. 5 taksana. Bunu kaldıram ya. Kesin Barbie giydirmece oynuyorsun ya. Her zamanki gibi antrenmandan önce kahvemi içiyorum ve yanında fındık yiyorum. Bildiğiniz gibi Ramazan'dayız. Ramazan'da iftarda çok az yemek yiyorum. Yani karbonhidrat ve protein alıyorum biraz. Ondan 1,5 saat sonra da idmana geçiyorum. Bugün de yine o şekilde yaptım. 1,5 saat falan geçti yemeğin üzerinden. Ramazan'da siz beslenmeyi, antrenmanları nasıl yapıyorsunuz onu yorum kısmına yazabilirsiniz. Orada fikir alışverişinde bulunabiliriz. Bu arada eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, beni daha yakından tanımak için Instagram'dan takip etmeyi ve video yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi kahvemizi içtikten yarım saat sonra omuz antrenmanı başlıyor. Evet, yarım saat geçti. Şimdi ısınmayla antrenmanımıza başladım. Kahvenin etkisi geldi bu arada. Güzel. Yapmak çok önemli ısınmada. Aman bir sakatlanmıyorum. Evet, ısınmamızı tamamladık. İlk hareketimiz dumbbell side lateral, yani bildiğimiz yana açış, ama bunu tek tek yapıyorum ki yani o şekilde yaptığımda belden çalma çok az oluyor ve omuzu çok daha iyi hissediyorum. Bu harekette 4 set yapacağım. İlk seti normal geleceğim. Sonraki 3 set drop. Çok farklı bir etkisi var. Mutlaka denemenizi öneririm. Hadi başlayalım. Şimdi omzumu tam hissedemedim. O yüzden bir set daha bu şekilde gireceğim. Sonraki 3 setim drop olacak. Evet, ikinci setle beraber çok daha güzel hissettim omzumu. Şimdi asıl setlerimize hazırız. Onun için şu dumbbell'larımızı hazırlayalım hemen. 3 inişli bir drop yapacağız. Bu yaklaşık 11 kilo. Bu 8 kilo civarı, bu da 6 kilo civarı. Kiloları çok soranlar oluyor. Yani benim için çalıştığım kilo çok benim yok ama soranlar olduğu için söylemek istedim. Şimdi ilk setimize başlıyoruz. 3 inişli drop set. Onar tekrardan. Yani 30 tekrar bura, 30 tekrar bura, 1 set oluyor. Hadi başlayalım. Aizu. 2. 3. 4. 9. 10. Bu taraf tamam. Şimdi hemen diğer taraf. 9. 10. Çok fena ısındım. Şu tişörtü çıkartayım artık. Pump olmuş mu? Ramazan pump. Nasıl? Vallahi Ramazan'da çok güzel yağ yapıyoruz. Samet'le beraber yine durmuyoruz. Bisikletle sürekli bir yerlere gidiyoruz. Yani oruç oruç 60 km, 80 km bisiklet sürüyoruz. Belki biraz kas da kaybedebiliriz ama sevdiğimiz için devam. Evet, ilk setimizi bitirdik. Şimdi ikinci setimize başlayacağız. Dinlenme süresi de 1 ile 1,5 dakika arası. Ama ben genelde 1 dakika sonra ikinci sete başlamış oluyorum. Son. 7. Bence o
diğer taraf. 9. Evet, ikinci set de bitti. Şimdi bu hareketin son seti kaldı. Yine aynı şekil, aynı şiddette drop. Sen yine ışığı hatırlatmıyorsun bak bana. Başladık yine. Işığı açınca ben farklı bir motive alıyorum yani. Sanki odamdan çıkmışım, spor salonuna girmişim gibi. Hani hep diyorlar ya, spor salonu atmosferi evde yok falan. Yani böyle ufak şeylerle aslında o atmosferi buraya taşıyabilirsiniz. Yani en azından bende o şekilde oluyor. Şu an girdin spor salonuna. Bak şu an salondayım. Şu an odadayım. Salondayım. Odamdayım. Salondayım. Aslında giriş ücretlerini ödedin inşallah girerken. He? Kameramanım diye sana bedavadan spor yok yani. Boşumuzla yaptığımıza göre hareketimize başlayabiliriz. Haydi son set. Tamam kardeşim, anladık, vücudum var, tamam. Lanet olsun. Ne yapayım yani, spor videosu çekiyoruz. Göstermeyeyim mi Musa? İnsanlar da belki motive olur yani, bakar. Der ki evde yapılabiliyormuş. Evet, ilk hareketimizi bitirdik. Yan omuzlar şu an bildiğin var ya, alev alev. Zaten fark etmişsinizdir, vücudumda güneş yanıkları var. Geçen gün bisiklette atletleydik. Bayağı bir dağ falan çıktık. Dağa çıkınca da tabii hep yandı vücudumuz. Samet'le yine beraber. Bu arada bisiklet videolarımızı neden izlemiyorsunuz? Sorabilir miyim? Şuraya şeyini bırakayım, kartını. İzlemek isteyen olursa oradan bakabilirsiniz. Baksana ya, ne biçim yandık. Şu an var ya, terledim bile, acımaya başladı. Ama acıdan zevk aldığımız için bir sıkıntı yok. Bak suyu niye böyle içiyorum biliyor musun? Acıyor. Evet, ikinci hareketimiz yine bir yana açış olacak. Serdar Hoca bunu machine lateralle yapıyordu. Bende machine lateral olmadığı için bizim emektar direnç bantlarımız bu işi yine görecektir. Direnç bandıyla bildiğimiz yan açış yapacağım. Ve yan omuzlar artık tamamıyla paramparça olacak. Ondan sonra ön omuza geçeceğiz. Bu hareketi de 4 set 12 tekrar gireceğim. Hadi başlayalım. İlk setimiz tamam. 3 setimi bitirdim. Şimdi 4. ve son setim. Bunu da yine düz gireceğim. Drop yapmayacağım. Bu kadar pump yeter. Daha başka hareketlerimiz de var. Hadi son set. İşte bu negatifin hastasıyız. Ah. Yemek omuzum kalkıyor. İkinci hareketimiz de tamam. Omuzları zaten görüyorsunuz. Doydu. Şimdi üçüncü hareketimiz ön omuz için ayakta barbell shoulder press yapacağız. Yani bu hareketi normalde kaç kilo yapıyorsanız bu antrenmanı uygularken bayağı bir düşük kilosuna girmeniz gerekiyor. Çünkü şu an şu şekilde bile kolumu zor kaldırıyorum. Denerseniz zaten göreceksiniz. Barbell'ımızın yerini hazırlayalım. Su içerken bardak kullanın. Yani yetmiyor diye bunu kullanıyorum da. Bovalayacağım bir gün içerken. Fazla büyük ağzı. Aslında biz bu videoyu
Mustafa ile geçen hafta mı çekmiştik? Aynen geçen hafta. Geçen hafta çekmiştik ama o gün modum çok düşüktü. Antrenmanı bile zor yaptım yani. Onun sebebi de annem pilava tavuk suyu katmış. Tavuk bana dokunmaya başladı. Çok fazla yediğim için galiba bana alerji yaptı. Yani bu arada şeyle söyleyeyim neden yaptığını. Kan grubuna göre beslenme diye bir şey var. Yani araştırırsanız görürsünüz. Benim kan grubum B. B grubunda tavuk iyi değil. Çok fazla yediğim için artık her yediğimde dokunuyor. Yani yediğim günün ertesi günü full yatıyorum. Düşün pilava tavuk suyu katmış. Onda bile antrenmanı yapamadım yani. Öyle bir etkisi oldu bende. O yüzden bu videoyu şimdi tekrar çekiyoruz. Modum düşükken karşınıza çıkmak istemedim. Sizin de modunuzu düşürmeyeyim diye. Şimdi tam enerjik bir şekilde antrenmana devam. Tavuk yasak yani bana kısacası. Hindi yiyorum o yüzden. Bu arada beslenme konusunda bir şeyler söyleyeceğim. Ama çok fazla soğumayalım. Onu bir sonraki dinlenmemizde konuşalım. Hadi şunun ilk setine girelim. Bunu da 4 set gireceğim. 12 tekrarla başlayacağım. 8 tekrar kadar düşeceğim kilo arttıkça. Haydi. Setimize girdik. Beslenme konusuna kalmıştık. Lan iyice sohbete döndü bu da ha. İşte enerjim yüksek olunca da böyle çok sohbet edesim geliyor. Neyse. Beslenmemi çok soranlar oldu. Yani Instagram'dan da yazanlar var. Yorumlarda da beslenmeyle ilgili video isteyenler oldu. Ama ben açıkçası beslenme yapmıyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Yağ oranı falan düşük ama gece Nutella kaşıkladığım da oluyor. Şimdi mesela annem ayıptır söylemesi kurabiye yapmış. Annem kurabiye yapmış. Yani antrenmandan sonra öğünümü yiyeceğim. Gidip onu da yiyeceğim. Çünkü ben bu sporu sevdiğim için yapıyorum ve kendimi kısıtlama ihtiyacı hissetmiyorum. Vücudum yağlanırsa yağlansın ki yağlanmıyor çünkü çok fazla hareket var hayatımda yani bisiklet falan. O yüzden galiba. Hani beslenme konusunda söyleyeceklerim de bu şekilde. Diyetim yok yani soranlar için buradan bunu söylemiş olayım. Hani yapmadığım bir diyeti size önermek de istemem açıkçası. İleri dönük diyete başlarsam o zaman bununla ilgili videoda emin olun yaparım. O şekilde yani. Şimdi ikinci sete gireceğiz de. Beşliği takalım. Bura kaç kilo? Belki merak eden olur. Var 13 kilo. Şunlar 7,5, şunlar 5. Hani burada 13, 23, 28, 38 kilo var. Öyle 38 kilo. İşte bu. Çok iyi be. Pump manyak olmaya başladı. Üçüncü set için 7,5'ları takalım. Son sette 2,5 daha ekler. Hareketimizi bitiririz. Haydi üçüncü set. Evet, üçüncü seti de bitirdik. Antrenman çok iyi gidiyor ya. Tam şu indirirken Serdar Hoca'nın bir tane videosunda vardı. Şey diyordu. Şu kiloyu kontrol etmenin zevki çok başka diyordu. Cidden öyle. Her indirişimde o videodaki anı aklıma geliyor. O güçle basıyorum. Şimdi dördüncü setimize gireceğiz. 2,5 takacaktım da. Ulan erkek adamsın. 5 taksana. Öyle değil mi Mithat? Ha? Yani bunu kaldıramayan gitsin Barbie giydirmeci oynasın ya. Bu arada bu esprilerin çoğu Furkan Emirce'den takıldı ağzıma. Bende Furkan Emirce bağımlılığı var. Bilenler bilir. Arkadaş çevrem özellikle. O yüzden sürekli aslanım işte Mithat. Öyle gidiyor. Mithat. Ne diyorsun kaldırabileceğiz mi? 15, 30, 45,
53 kilo falan oldu. Aslında çok kilo değil ama bu antrenmanda hani ilk başta çok fazla pump olduğu için buraya geldiğinde gücüm kalmıyor. O yüzden biraz güç kaybı yaşıyorum açıkçası. Normalde daha ağır girebiliyordum. Ama bunu da yaparız herhalde ya. Hani inşallah. 8 tekrar çıkarsa çok iyi ama 6 çıkarsa da yeter yani. Sessiz olun, gaza gelmeyin. Bak gaza geldim, 5 tane ıkınarak yaptım. Nasıl? Aslında şu an omuz antrenmanı bitti. Şimdi bir tane arka omuz hareketi yapacağım. Bir de en son trapez için şırak yapıp antrenmanı tamamıyla bitireceğim. Onun için sehpamızı hazırlayalım. Arka omuzda şu şekilde oturup şu hareketi yapacağım dumbbell'larla. Şunları da koyuyorum ki ayağım biraz daha havada olduğunda daha iyi oluyor. Ve hareketimi şu şekilde yapıyorum. Bu hareketi de 3 veya 4 set 12-15 tekrar aralığında uyguluyorum. İlk setini tamamladık. Hadi ikinci setine gidelim. Son. Bu bile acıtmaya başladı artık. Ve son set. Son 2, son 1 ve son. Şu ışığı ver Allah aşkına. Yeşil at, yeşil. Erkek adam rengi. Evet, arka omuzla çalıştık. Omuz tamamıyla pump oldu. Şimdi omuz tamam. Dediğim gibi trapez, bir tane şırak yapacağız. Ve antrenmanımız bitmiş olacak. Onun için dumbbell'larımızı hazırlayalım. Kapak fotoğrafını zaten geçen gün de çekmiştik. Yine çekiyoruz birkaç tane. İyi hatırlattın. Görüyorsunuz değil mi bak? İşler nasıl kaçmaya çalışıyor? Bak ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Çay içeceğim, çay. Ulan kurabiye yiyeceğiz lan. Kasların şekere ihtiyacı var. Şeker kasları büyütür. Aksini iddia eden pembe bir adamdır. Serdar önce bir kafama vuracak gelişim. Bir daha benim antrenmanlarımı yapma diyecek. Kamyon tekerleklerimiz hazır. Bir tanesi 30 kilo. Merak eden vardır belki. Söylemiş olayım. Bu harekete 4 set gireceğim. Yine 12-15 tekrar. 15 çıkıyor ya genelde bunda. Zaten ortada bir kere bir hareket çalışıyorum trapez. Onda da olsun o kadar. Haydi başlayalım. Spor olmasa ne yapardık biz lan? Vakit de geçmez dedi değil mi? PUBG oynardın sen. PUBG nedir ya? Bak telefonun batarya bitirdin, şu an şarjlı çekim yapıyorsun. Nasıl? Erkek adam oyunu. Sen git. Barbie giydirmeci oynasam. Neyse, boş yapmayalım. Ve ikinci setimize başlayalım. Antrenman biter. Son bir poz vereyim şöyle. Omuzlar nasıl olmuşsa? Omuzlar otoban kardeşim. Çok güzel bir omuz antrenmanı oldu. Umarım antrenmanı uygularsınız ve hoşunuza gider. Ben çok verim alıyorum bu antrenmandan.
Mutlaka denemenizi size de öneririm. Sadece kol antrenmanı kaldı. Sonraki videolarda o da gelecektir. Yine Ramazan'da gelecek o da aynı bu şekil. Eğer hala kanala abone değilseniz, bak hala abone değilseniz lütfen abone olun. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve beni Instagram'dan da takip alabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.